Güneş Sistemi'nin Ötesine Yolculuk New Horizons. New Horizons, NASA'nın New Frontiers programının ilk görevi. New Horizons, 2006 yılında uzak ve küçük komşumuz Plüton'u ve devamında Kuiper kuşağını ziyaret etmek üzere uzaya fırlatıldı. 9 yıl süren yolculuğunun ardından 2015 yılının Temmuz ayında Plüton'a en yakın mesafeye ulaştı. Plüton yüzeyinin 12.500 kilometre üzerinden geçerken, bu sevimli cüce gezegeni biz dünyalılara ilk defa yakından tanıtan fotoğrafları göndermeye başladı. New Horizons'tan önce, Plüton'un Hubble uzay teleskobuyla elde edilebilen en iyi görüntüsünü görüyorsunuz. Gelen ilk Plüton fotoğraflarında herkesin dikkatini kocaman bir kalp şekli çekti. Yapılan araştırmalara göre kalp şeklinin batı yarısı 1000 kilometre genişliğinde bir nitrojen buzulundan oluşuyor. Diğer yarısının ise buzuldan süblimleşerek gelen nitrojenle kaplanmış yüksek bir plato olduğu keşfedildi. Keşfedilen buzulun Güneş Sistemi'nin bilinen en büyük buzulu olduğu anlaşıldı. New Horizons, Plüton'un 5 uydusundan en büyüğü olan Charon'la ilgili de yepyeni bilgileri aktardı. Astronomlar, Charon'un kuzey kutbunda bulunan kızıl alanın Tholin adı verilen organik makromoleküllerden oluştuğunu keşfetti. Bazı bilim insanları bu maddelerin canlı yaşamın yapı taşları olabileceği kanaatinde. Plüton görevini başarıyla tamamlayan New Horizons'ın evrendeki yolculuğu henüz bitmiş değil. Bir sonraki hedef bilinmeyenlerle dolu Kuiper kuşağı. Kuiper kuşağı, Güneş Sistemi'nin en dışında bulunan ve trilyonlarca gezegenimsi cisim barındıran disk şeklindeki bölge. Su, metan ve amonyak buzlarından müteşekkil gezegenimsilerin, Güneş Sistemimizin doğumu sırasında gezegene dönüşemeyen ve uzaklara süpürülen cisimler olduğu varsayılıyor. Yapılan araştırmalardan sonra New Horizons için en uygun hedefin MU69 cismi olduğuna karar verildi ve uzay aracı buraya yönlendirildi. New Horizons'la MU69'un buluşmasının 1 Ocak 2019'da gerçekleşmesi planlanıyor. Buluşma Dünya'ya 6.3 milyar kilometre uzaklıkta gerçekleşecek. Birçok bilinmeyen barındıran esrarengiz Kuiper kuşağında yapılacak keşiflerin, Güneş Sistemi'nin doğumuna ışık tutması ümit ediliyor.